Hello, Pittsburgh. Başkan Joe Biden, Pensilvanya'daki demir-çelik işçilerine işlerini koruma vaadinde bulundu. Özellikle de ucuz Çin ithalatına karşı. And the prices are unfair. Çin devletinin kendi ürünlerini fazlasıyla sübvanse etmesinden dolayı kâr endişesi gütmüyorlar. Bundan dolayı da bu ülkeden gelen ürünlerin fiyatları adil olmayan bir şekilde düşük. Rekabet etmek yerine hileye başvuruyorlar. Biz bunun zararını Amerika'da bizzat yaşıyoruz. Pekin'i yabancı düşmanı diye nitelendiren Biden, Çin'in haksız rekabetine karşı direnme sözü verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yabancı düşmanlığı suçlamalarını iki yüzlü diye tanımladı ve Amerika'nın kendilerine uyguladığı korumacı politikalara son vermesi çağrısında bulundu. Çin kendisiyle ilgili raporlardan haberdar. Pekin hükümeti sorunun kendisinden mi yoksa Amerika'dan mı kaynaklandığını bilmek istiyor. Biden'ın son kararı Çin çeliğine kısmen %25 vergi koyan Selefi Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerinin üzerine eklenecek. Biden'ın Çin çeliğine gümrük tarifelerini artırmayı değerlendiren Trump kampanyası, VOA'ya yaptığı açıklamada bu kararı eski başkanın Çin politikalarına saldırı diye değerlendirdi. Kampanyadan yapılan açıklamada Biden'ın ekibi ya ikiyüzlü ya da ne yaptıklarını bilmeyen insanlar tarafından yönetiliyor diye ekledi. Uzman Raşel Ziyanbay'a göre Trump'ın yaklaşımındaki fark gümrük tarifelerini daha geniş kapsamlı olarak yeni ticaret anlaşmalarında etkilemeyi amaçlaması. Trump yönetimi gümrük tarifelerini ticari dengesizlikleri yeniden düzenleme aracı olarak kullanıyordu. Biden yönetimi ise sadece Çinlileri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda sanayi politikası ve diğer teşviklerle Amerika'da iç üretimi, yerli ve yabancı şirketleri ülke içinde yatırıma teşvik etmek amacıyla kullanıyor. Pensilvanya demir-çelik işçileri bu eyalette seçimi iki adaydan birinin lehine değiştirebilecek önemli bir oy kaynağı. Biden'ın kampanyası Pensilvanyalı demir işçisi Jojo Burgess'ın rol aldığı bu reklam filmini yayınladı. Right now, şu anda bu ülkenin tarihinde hiç olmadığı kadar Amerikan işçisinin yanında duran bir başkanımız var. Donald Trump sadece ve sadece tek bir kişiyi önemsiyor. O da kendisi. Trump geçen yılki otomobil grevi sırasında işçilere Biden yönetiminin düzenlemelerinin kendi işlerine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi ve sendika oylarını kazanmaya çalıştı. Otomotiv sanayi bir suikasta kurban gidiyor. Bugün ne kazandığınızın önemi yok. Hatta sonraki 2-3 hafta ya da 5 hafta sonra bile önemi yok. Bu fabrikaları kapatacaklar ve bu araçları Çin ya da diğer ülkelerde üretmeye başlayacaklar. NBC haber kanalının bu yılın başlarında yaptığı bir kamuoyu yoklaması, sendika üyesi hane halkı seçmenlerinin Biden'ı Trump'a tercih ettiğini ancak 2020'deki mücadeleye kıyasla daha az bir farkla tercih ettiğini ortaya koydu.